Evet, şimdi geldik. Birazdan içeri gireceğiz. Birçok çocukla tanışacağız. Onlarla oyun oynayacağız. Onları daha iyi anlayabilmek için bir gözlük yapmışlar 4D. Orada onların duydukları sesler, dışarıda neyle karşılaştıklarını bize canlı gösterecekler. Berfin de burada. Bundan sonra birlikte sosyal sorumluluk işlerinde daha çok birlikte projeler yapıp insanlara daha çok erişmek istiyoruz. Farklılık yaratmak için. Ben yavaştan girmek istiyorum. Çok heyecanlıyım, var mı? Üşüdüm. Merhaba, hoşça kalın diyoruz. Tamam, hadi gel. Gürcan Dayım'ın eşi, onların da çocuğu otizmli. Onlar da burada. Burada onları atlara bindiriyorlar. Onlarla aktiviteler yapılıyor. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik. Çünkü bu bir farkındalık aslında. Onların da bir nebze mutlu olabilmesi ve bir şekilde burada kurulan standlarda onların eğlendirilmesi ve bizler aracılığıyla birlikte oynuyor olmamız çok güzel bir durum. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü baktığınızda burada birçok otizmli çocuk var. Ve hepsi şu an çılgınlar gibi oynuyorlar. Birazdan ben de geçip onlarla oynayacağım. Öncesinde bir gözlük var. O gözlüğü taktığınızda otizmli çocuklarımızın dışarıyı nasıl gördüklerini, hangi sesleri duyduklarını bize gösterecekler. Onu bir deneyimleyip sonra çocuklarla oynamaya geçeceğiz. Gözlüğü takınca açıkçası etkilendim. Bir de benim dayımın kızı da otizm hastası. O yüzden o da burada. Biraz çocuklarla oynamak istiyorum. O yüzden burayı biraz kısa tutuyorum. Nereye yapacağım? Ya buraya yapalım. Nasıl yapıyor ya? Full konsantre oldu şu an. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Tamam. Oraya bakın annenize. Annene orada bak, orada. Bir tane de ben yapabilir miyim? Ha? Bir tane ben yapabilir miyim? Ben de yapabilir miyim bir tane? Bence bitti o, çok güzel oldu. Değil mi? Güzel oldu değil mi? Beğendin mi? Bak bu şey Gürcan dayımın kızı. Hı. Şaka yapıyorsun. Merhabalar. Evet. Ben Berfin. Peki tamam. Çok güzel oldu. Bu sen mi yaptın bunu? Bunu sen mi yaptın? Evet, bak bende de var turuncu. Hanımefendi siz de bendesiniz. Oh, bir daha vur. Bir daha vur. Harika. Teşekkür ederim. Hadi bir daha. Neyse gel başlayalım. Harika. Ben çekip sana geldim. Hadi gel, birlikte yapacağız. Ellerini sür şimdi bunu. Ellerini sür, iyice sür, bulaştır, bulaştır, bulaştır. Hemen dön şimdi, dön şimdi. Vur. Dur bir dakika, bir kere. Al bir daha, al bir daha. Al bir daha. Oh. Aşağıya şimdi, buraya. Buraya, buraya, buraya. Gel, beraber. Vur, yapıştır. Bana buraya yapar mısın? Buraya. 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 Beni. Şurada bir boş. Yapıştır oraya. Yap, bana da yap. Bana da yap. Bana da yap, bana da yap. Bana da yap benim. Olay çok yanlış anlaşıldı. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz, kendine iyi bak. Buraya geldik. Otizmle olanların neler gördüklerini, neler duyduklarını daha yakından idrak edebilmemiz için bize bir gözlük taktırdılar. Orada ufak bir 2 dakikalık bir video seyrettik. Sonrasında geldik, çocuklarla oynadık. Sözü Berfin'e bırakıyorum. Otizmli bireylerimizin gün içinde nasıl hissettiklerini, neler duyduklarını anlamamız adına tasarlanan gözlükler çok güzeldi. İnanılmaz etkilendim ben, çok etkilendim. Ya ben de duygulandım, o yüzden orada röportaj veremedim. Evet, karışacağım, merhaba. Çünkü yoğundu yani. Hem de duygusal biriyim, biraz takıyorum öyle şeylere. Burada olmak, çocuklarla oynamak çok zor bir şey değil, gerçekten değil. Gününüzden 2 saat ayırıp burada gelip çocuklarla güzel zaman geçirmek, bu tarz organizasyonlarda bulunmak bence çok inanılmaz faydalı bir şey. O yüzden Berfin'e ayrıyetten
bu tarz organizasyonlarda çok fazla yer aldığı için teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk ve farkındalık adı altında birçok projeye daha imza atacağız. Evet. Müsaitlik takvimini bekliyorum da. Boyaya boyaya artık. Barış'ın suratı çok şuandı boyaya içeri. Ben görmüyorum. Sen da ne yaptın? Vuruyor doğru. Kendi yüzüne yaptı, bana da yap dedim. Yaptı sağ olsun. Sular gibi boyadılar seni. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Sen anlat, sen neler yapıyorsun? Burada genelde geliyor musun bu tarz etkinliklere? Ben size şöyle hikayemin başını anlatayım mı? Olur. 22 Mart 2018'de beyin kanaması geçiriyorum anevrizmi. İşte doğuştan damarın ince olması nedeniyle. Hayatım yerle bir oluyor yani. Okul hayatım, aşk hayatım işte. Arkadaşlarım bir sürü, yani normal bir insandım işte. Sonra hastanede yoğun bakımda kalıyorum, serviste kalıyorum falan. Mayıs'ta eve çıkıyorum. Eve çıktığımda yatalaktım ben. Sol tarafım tutmuyor benim. Yatalaktım, yürümeye falan başladım. Onları nasıl başladım hatırlamıyorum. İşte gayret ettim, fizik tedavi görüyorum. Yani Mayıs'tan beri fizik tedavi görüyorum. Yürümeye başladım, bir şeyler yapıyorum. Şimdi at binmeye de geliyorum. At binmek de denge için falan iyiyim. Şimdi diğer kaslarım çalışacak, bir fizyoterapistimiz var. At binmeye sayesinde de dengeyi bir şeyler halletiyor. Çok güzel bir şeyi var. Sıcak bir enerjisi var. At iyi bir terapi oluyor yani. Hem kafam dağılıyor at binince. At binerken peki zorlanıyor musun? Yok, sadece sağ tarafımda düşen korkusu var biraz, sağ tarafımdan da olduğu için. Onun için hiçbir şey zorluğu yok. Çok güzel bir şey. Peki ne gibi zorluklar çekiyorsun? Yani ya da böyle seni rahatsız eden durum ne? Ruhsal olarak çok yorgunluk çekiyorum ben. Arkadaşlarım vardı. Biz ilk başlarda ben bunları çok kırdım. Ama şuurum tam yerinde değil. Şuurum şurada bir iki aydır falan yerinde tam. İstemeden arkadaşım. Yanlış şeyler mi söyledin? Hak ettiklerini düşünerek kırdım hepsini. Eski arkadaşım olsun. Hepsini kırdım. Ondan sonra bunlar sağ olsun bana kırıldılar, beni önceden tanımıyorlarmış gibi. Kırıldılar, hepsi uzaklaştı, çoğu uzaklaştı. Yani ben hepsinin gelsin modunda değilim. Yani gelebiliyorsa gelsinler, gelemiyorlar mı? Yaz, ara, sor. Bana bu yeter diyorum ama anlamıyor hiçbiri. Özellikle eski arkadaşım. Sevdiğim kişi engelledi beni her yerden. Yani o tabii kolay olanı seçmiş kendince ama sonuçta sen bir şey yaşamışsın ve yaşadığın şey üstüne hayat devam ediyor ve şu an bunu anlıyorsun ve bunun için bir şeyler yapıyorsun kendine. Bana sorarsan önemli olan sen kendinsin ve ailen. Ondan sonra yeniden bir arkadaşlık çevresi, yeni bir ilişki, bunlar zamanla olabilecek şeyler. Bence odaklanman gereken şey tamamen tedavine, terapilerine. Çünkü benim de aşil tendonum kopmuştu. Ben o dönem kiralık aşıda oynuyordum. Her şey çok güzel gidiyordu. Aşil tendonu koptu ve ben 6 ay koltuk değnekleriyle kaldım ve oyunculuk yapamadım. Bir anda yükseldiğimi düşünürken bir anda bir baktım ki ben de yatalak bir birey oldum. 6 ay boyunca çevremdeki herkes benden uzaklaştı ve kimseyle görüşmedim. Bir nebze ben de istemedim. Benim de psikolojim biraz bozulmuştu. Ben de herkese sert konuşuyordum, tepkili konuşuyordum. Aynen. Çünkü hem öyle görmesinler istiyordum hem de yalnız kalmak istiyordum. O aslında benim de isteğimdi. Ama finalde düştüğünü zannettiğin ya da kötü bir şey olduğunu ve böyle artık işin içinden çıkamayacağını düşündüğün zamanlarda o periyodu atlattıktan sonra bir şekilde o sabrı gösterince yeniden hayat kuruyorsun ve yeni başlangıçlıklara yol açabiliyorsun. Bence senin yaşadığın şey de evet acı bir durum, evet bazen bazı insanların başına bu tarz şeyler gelebiliyor. Başka bir örnek vereyim. Annem ilk kanser olduğunda, ilk haberi aldığımda çok ağlamıştım, çok üzülmüştüm. Sonra bir arkadaşımla oturmaya gittik. Yani ben onunla konuşma gereksinimi duydum. Annemin kanser olduğu işte haberini söyledim falan filan. O mesela çok normal karşıladı. O karşılayınca benim sinirim bozuldu, tamam mı? Ben ağlıyorum, o normal karşılıyor. Sonra bana şey dedi, 10 kadının 7'si zaten bu duruma gelebiliyor. Evet, hani size olduğu için biraz şey hissediyorsunuz, yoğun hissediyorsunuz ama mesela şu an üstüne 4-5 sene geçti. Şu an benden daha sağlıklı. Biz ailecek o süreci aşmayı bildik. Hep birlikte kaldık. Kimseye ihtiyaç duymadık. Kimsenin de ziyaretini ya da desteğini hiç beklemedik. Ama finalde baktığında şu an her şey yolunda. Bazen o tarz süreçleri yaşadığında çevrendeki insanları görebiliyorsun. Hayatta kendi konumunu görebiliyorsun. Ufak şeylerle mutlu olmayı becerebiliyorsun. Önemli olan sert konuşmamak, emir kipi kullanmamak, insanları kırmamak. Ben mesela şey yapıyordum, çok ağlamam gerekirse de odama çekilip ağlıyordum. Bunu insanlara göstermiyordum. Barış. Barış abi diyebilir miyim? Tabii. Barış abi, ben hastalanmadan önce okul çevremde 500-600 selamlarım olan insan vardı. 100 tane böyle yakın arkadaşım diyebileceğim insanlar vardı. Şu an birçoğu yok. Yalnızlık ben istemiyorum. Ben yalnızlık hiçbir zaman hoşlanmaya izin olmadım. Yalnız kalmak dokunuyor bana. Peki hiç buraya gelip ya da senin evine gelip ziyaret etmiyorlar mı? Çok ender. Başlarda diyorlardı ama ben onları hatırlamıyorum.
benim şuurum yerinde. Ben anneme vurdum işte. Vuruyordum, sürüyordum. Hmm. Fizyoterapistine neler yapmışım. Ama onlar geçti artık. Şu an. Şu an biraz daha insan bunu dönmeye başladım. Daha sakinleştin. Uysallaştım artık. Eskiye dönmeye başladım. Ama bunlar sonuçta bir süreç. Yani bunları da yaşaman gerekiyor. Çevrendekilerle bunların böyle olduğunu biliyorlar sonuçta. Reaksiyon olarak böyle bir şey yaşandı. Ama tedavi sonucu daha da normal hale geliyorsun. Bundan sonrası için peki ne yapacaksın? Şu anki planların ne? Şimdi benim arkadaşım şu an bizim okulda 12'lerde okuyan bir arkadaşım. Benim mezuniyeti çağırdı. Hı-hı. Ben bayılarak dedim çünkü istedim bir an mezun olamamıştım. İçimde kaldı benim. Mayıs Haziran'da kadar yürüyüşümü toparlamaya çalışacağım. Ondan sonra yürüyüşümü toparlandıktan sonra kolumla da devam edeceğim. Tedavi tamamen Eylül'e kadar devam edeceğim. Hı-hı. İşte yazın dershaneye yazılacağım. Yani yürüyüşüm güzelse de düzelmişse yazın dershaneye yazılacağım. Çünkü 2 sene kaybettim zaten. Hı-hı. Yazılacağım dershanede okulumu okuyacağım. Üniversite sınavına hazırlanacağım. Gireceğim inşallah. Hı-hı. Okuyacağım falan. Tamam. Yani şu an kısa vadede en azından kendine bir plan yapmışsın. Ondan sonrası için belki okula gittiğinde, okula tekrar başladığında çok daha farklı hissedersin. O zaman yeni arkadaşlıklar kurarsın, yeni bir ilişki yaparsın. Yani bence bu açıdan bakman daha mantıklı. Çünkü herkes gelip geçici. Yani ben birçok kız arkadaşımdan ayrıldığımda kendimi çok kötü hissetmiştim. Yani... Doğru. Yakışıklı adamsın, sen neden kötü hissediyorsun ki? Yakışıklı adamsın, niye kendini kötü hissediyorsun? Öyle olmuyor ama işte şimdi sen birininle bir paylaşımdasın, değer veriyorsun birbirine. Öyle olunca tabii ayrılınca kötü hissediyorsun. Yani sonra paylaşmışsın. Benim işte sevdiğim eski arkadaşım, bizim paylaşılmışlığımız bir şeyimiz vardı. Biz onunla hep sürekli konuşuruz, sevgili olmak için sürekli bir konuşma içindeydik. Böyle arkadaş gibi konu. Ben onun arkadaşlığını istiyorum, anlamak istemiyorum yani. Sağ olsun. Dediğim gibi bence okula yeniden başlayınca en azından dershanede yeni bir arkadaş çevresi kurup ondan sonrasında bir şekilde yeni insanlarla tanışıp hayatına yön verebilirsin. Bence senin periyodun böyle bir şey olacak. Yani yüksek ihtimalle öyle olacak zaten. Tamam olur. Soğuk ol, gel geçelim. Benim konuşmam için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ne demek?